Merhabalar. Bilecik Şehit Bahri Üniversitesi Açık Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni uzaktan öğretim sisteminin tanıtım videosudur. Öğrenci İşleri bölümünde yeni LMS sistemine giriş butonuna tıklıyoruz ve buradan linke tıklayarak uzaktan eğitim, yeni uzaktan öğretim sistemine ulaşabiliyoruz. Ya da yine Bilecik Şehit Bahri Üniversitesi'nin ana sayfasından burada uzaktan öğretim sistemi linkini tıklayarak da doğrudan yeni uzaktan öğretim sistemine ulaşabiliyoruz. Ya da araç çubuğunda uzem bilecik.edu.tr yazarak da aynı şekilde yeni uzaktan öğretim sistemine ulaşabiliyoruz. Buradan giriş yaparken öğrenci bilgi sistemine girerken kullandığınız kullanıcı adı ve parolanızı kullanarak giriş yapıyorsunuz. Eğer sisteme giriş yapamazsanız baumbilecik.edu.tr adresine e-posta atabilir ya da bir açık ve uzaktan öğrenme uygulama ve araştırma merkezine bizzat başvuru yapabilirsiniz. Sisteme girmek için kullanıcı adımızı giriyoruz. Ve OBS parolamızı giriyoruz. Girdiğimizde açılan gelen sayfada bizim kayıtlı olduğumuz derslerin listesi görülmektedir. Burada kaç tane derse kayıtlıysanız o dersleri önünüzde göreceksiniz. Aynı zamanda da eğitimciniz kimse, hocamızın ismi kimse, hangi hocadan ders alıyorsanız o hocanın ismini de yine aynı şekilde göreceksiniz. Bu ders sayfasından hep herhangi birine gelip o dersle ilgili dokümanlara ulaşmak, videolara ulaşmak istiyorsanız o ilgili dersin ders butonuna tıklayarak o ders sayfasına ulaşabilirsiniz. Burası bizim ders sayfamız. Bu ders sayfasında sistemden gelen genel duyuruları görebilirsiniz. Bu şekilde tıkladığınızda bütün duyuruları görebilirsiniz. Tekrardan derse geldiğimizde yine ders sayfasında bütün dersler haftalık olarak bu şekilde ayarlanmıştır, bölümlenmiştir. Bu bölümlenen yerlerde her hafta için hocalarımız tarafından birer tane video çekimi yapılır. Canlı yayın ve canlı yayını kaçıran öğrencilerimiz içinse o canlı yayın sistem tarafından kaydedilir ve daha sonrasında izleyebilirsiniz. Sistem üzerinde daha önceden hafta içerisinde hocamızın canlı yayına katılamadıysanız ders programınızdaki saatler arasında hocalarımız canlı yayında derslerini anlatırlar. Ama o saatlere katılamadıysanız kayıttan izlemek istediğinizde bu şekilde ilgili haftanın üzerindeki butona tıkladığınızda o hafta yapılan kayıt görülür. Bu kaydı izlemek içinse buradaki butona tıkladığınız zaman kayıt yazılmış, tasarlanmış kod parçalarıdır. Başlayacağız. Evet, burada play tuşuna Kod bastığınızda hocadan daha önce de kodlar, kaydedilmiş olan kaydı yönetmeler, izleyebilirsiniz. kodlar, Yine kayıtlarda ilerlemek master için de kodlar, başlıklar, bu sağdan bar izleyeceğiniz çubuğunu sayfalar, ilerleterek de işlemlerini dinleyebilirsiniz. Bu kayıtların dışında tekrardan ders sayfasına dönelim. Ders sayfasında eğer ki canlı yayına girmek istiyorsanız, yani ders programınızdaki saatler arasında derse doğrudan katılmak istiyorsanız da ilgili o haftanın yine aynı butona tıklayarak girdiğinizde şu mesajı göreceksiniz. Bu mesaj hocanın derste olduğunu gösteriyor ve bir moderatör diyor, yani bir eğitimci şu anda dersi anlatmaya devam ediyor. Canlı derse katılmak için burada derse katıl butonunu tıkladığınızda doğrudan dersinize katılabilirsiniz. Derse katıl dediğimizde yalnızca bu tür yazılım dinle deyip kapsamında fidye yazılımı da dahil edilmiş. Evet, Süleyman arkadaşımız geldi. evet. Hoş geldin. Burada hocamıza
Devam edici bulutlar konumuzda etkileşimli reklam olarak yazılımları reklam amaçlı yazılımlardır. dersleri Yani dinliyoruz. Burada mail, bu hocamızın reklamlar genelde görebilirsiniz. Burada açılım anlattığı pencere dokümanlar. pop-up şeklindedir. Burada Bir anlamadığınız bir şeyler zarardan olduğunda doğrudan korkmadan soru önce yazar, işlem yaparken soru sık sık rahatsız sorabilirsiniz. ederler. Bilgisayara genellikle cihazsız yazılımlarla birlikte ulaşırlar. Bu hastalara Trojan Hoca ders anlatırken Horse bunu görmezse temalar buradan çalışmasının bir sorusu tıkladığımızda var. Evet, şöyle temalar el kaldırarak çalışması. da hocanın dikkatini çekebilirsiniz. Yine görünümünüzü ayarlamak için de buradan farklı görünümler var. Video görünümüne geçtiğinizde sadece hocayı ya da sunum görünümüne Sesli yayın geçtiğinizde ise sağlayınca önden sunumu ön farklı plana fark ettiniz çıkartarak galiba. farklı şekillerde canlı dersleri Arkadaşlar mesaj görebilirsiniz. alanına sorunuz Canlı olduğunda dersten ekleyebilirsiniz. çıkmak En için de sağlam yine okunacak çıkış hale butonuna getirirler. tıkladığımızda canlı dersten de çıkış yapabiliriz. Daha sonra bu ders hoca tarafından çekilip bitirdikten sonra yine video şeklinde daha sonradan izlemeniz için burada görülecektir. Yine kayıttan da bu şekilde dersleri takip edebilirsiniz. Bunun dışında bu ders ortamında her hafta için hocalarımız tarafından yayınlanan ders notlarını görebilirsiniz. Burada ders notunun üzerine tıkladığınızda o hafta hocanın eklediği ders notu da buradan ulaşabilirsiniz. Eğer dilerseniz de buradan ders notunu indir butonunu tıklayarak da dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Tekrar ders sayfasına döndüğümüzde yine sistem üzerinden kısa sınavlar yapılmaktadır. Bu kısa sınavlarda genelde ilk haftanın içerisinde kısa sınav 1, kısa sınav 2 şeklinde yayınlanır. Bu hafta içerisindeki bu kısa sınavlara da belirlenen süreler içerisinde tıkladığınızda girebilirsiniz. Burada 3 defa genelde sınavlarda 3 defa 3 hak verilir. Genelde 20 soru sorulursa 20 dakika süre verilir ve 3 hakta en yüksek not aldıysanız, hangisini aldıysanız sistem o en yüksek notu kaydeder. Sınavı şimdi uygula diyerek uygulamayı başlat dediğinizde sınavı uygulayabilirsiniz. Burada zaten kalan süreyi gösterir. Şuradan da soruyu soruyu işaretleyip uygulamayı bitir. Burada deneme için tek bir soru eklenmişti. Artık burada kaldığınız yerden uygulamaya dön deyip kaldığınız yerden devam eder. Ya da tümünü gönder ve artık bitir dediğinizde ve bunu onayladığınızda sınavınız bitirmiş olacak. Ve sınav notunuzu da bu şekilde sınavınızın sonunda tekrar görebileceksiniz. Dediğimiz gibi genelde 3 hak veriliyor. 3 hak verildiğinde sınavı tekrar uygula dediğinizde tekrar uygulayabilir. 3 kere uyguladığınızda 3 sınavın sonunda en yüksek notu hangisi ise o yüksek notunu sistem kabul eder ve OBS sisteminde de o en yüksek olan notunuz hangisi ise sisteme bu girilir. Bunun dışında yine ders sayfasında gördüğünüz gibi şuradan mesajlar kısmı var. Bu mesajlar kısmına tıkladığınızda herhangi bir kişiyle iletişime geçmek istediğinizde burada kişiler sekmesini tıklayıp o kişinin adını soyadını tıkladığınızda doğrudan mesaj atabilir ve ondan da yine aynı şekilde mesajlar gelebilir, görebilirsiniz. Yine bu mesajlar bölümünden dersinizin hocası tarafından duyurular, sistem tarafından duyurular şeklinde de alabilirsiniz. Sınavlarınızın zamanları, kısa sınavların zamanları da yine buradan sizlere duyurulur. Yine sistemle ilgili duyurular olduğunda yine buradan takip edebilirsiniz. Yine burada bildiriler kısmı var. Bu bildiriler bölümünde de sistem üzerinden sizlere dersle ilgili bildirimler gönderilebilir. Bu bildirimleri de yine buradan takip edebilirsiniz. Buradan ana sayfaya dön dediğinizde yine derslerinizin bulunduğu ana sayfaya dönebilirsiniz. Genel olarak sistemde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bütün öğrencilerimize bu eğitim öğretim yılında başarılar dileriz.